Hoş geldin. Hoş Kaç yaşındasın Mehmet sen? 24. 24 yaşındasın. Şu an evlisin. Evliyim. Resmi nikahlı. Çocuğun var. Bir tane. Erkek. Ne kadar oldu evleneli? 2 sene oldu. 2 yıl oldu. Her şey orada tabii usule uygun oldu değil mi? Berna'da niye öyle olmadı? Berna durmadı yani. O hani nasıl söyleyeyim, durmadı bende. Zaten durduğu zamanlarda da çocuk olmuş. Çocuk olmuş, nasıl olmuş ama? Gökten gelmedi ya bu çocuklar. Evet tabii ki doğrusunuz da. Senin çocukların babası olup olmadığın yönünde büyük şüphen vardı. İkincisinden şüpheliyim. Bu Berna'nın anlattığı doğru mu? Doğuma geliyorsun, doğduktan sonra çocuk. Çocuğa bakıyorsun ve diyorsun ki bu benim çocuğum olamaz. Ben doktor değilim ki. Gözümden gördüğüm şey yapıyor. Hastaneye gelip de bana bak. Bak gözlerini kaçırma, bana bak. Adam gibi bana bak. Sana. Tamam mı? Hastaneye geldin, çocuğa baktın, dedin ki bu bana benzemiyor. Benim çocukların arkasında dur lan. Çocukların arkasında. Terbiyeli ol. Sen çocukların terbiyeli arkasında ol. Terbiyeli. Terbiyeli. Tamam ol. Terbiyeli ol. Adam ol adam. Asker kaçarsın lan sen. Doğru bak, söylüyorsun. Berna, o da senin yüzünden. Berna. Senin yüzünden. Berna, üslubun, adamsın lan lun. Konuşmayın ya. Gerçekten. 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 Ben adam değilim, karıyım. Tamam mı? Esra ablacığım, biz seyirci arkadaşların tamam yanına çıkalım. Bunu izleyelim o zaman. Bir dakika. Öyle yapalım mı ablacığım? Tamam mı? Bana bakarak konuş. Hı. Sen burada kimsenin sen yanına konuşamazsın. Sen hangi yüzle çıktın burayı? Sus, hangi ben yüzlüyüm kızım. Arna bak benim kuzuma vallahi bakma. Biliyorum, anlatmak istemiyor. Doğru diyorsun. Hı-hı. Ben de senin geçmişini anlatırsam ayıp olur burada. Sus. Konuşamıyorum. Doğru söylüyorum. Ben onunla yüzleşiyorum. Doğru söylüyorum. Bak onu çıkar. Şimdi ekranda gözükmeyen... Bizim muhatabımız siz değilsiniz. Esra Hanım çocuklar için buradaysa çocuklar için konuşsun, tamam mı? Benim kardeşimin özeline hakkı yok burada sergilemeye. Onun da benim özelime girmeye yok hakkı yok. Vallahi senin özeline biz girersek işin içinden çıkamazsın Berna Hanım. Ben de girersem çıkamam. 9 yaşındaki çocuğu biliyor musun? Kes sesini. Ankara'daki 9 yaşındaki çocuğu biliyor musun? 3 tane eş değiştirirken tamam aklın neredeydi kız senin? Sen eş değiştirirken hangi aklın çocuktan neredeydi bahsediyorsun? Ha? Ki hangi çocuktan bahsediyorsun? Kimin anlatayım çocuğu? Anlatayım mı? Anlat. Anlatayım mı? Bu burada bu, bak canım. Şu anın konusu değilse. Sizin ıslık. Anlatayım mı? 9 yıldır bu çocuğu biliyordunuz. Niye sustunuz diye sorarım Berna. Ben... O zaman susun bak. O evet orayla alakası. Ekranda gözükmüyorsunuz. Gözükmüyor. Berna'nın kız kardeşi burada ekranda gözükmek istemiyor ve sen değil, de onun kız kardeşi. Tamam pardon. Mehmet'in kız kardeşi. Evet abla. Bu arada çok üslupsuz ve çok çirkin konuşuyorsun Berna. Seni defalarca uyardım. Senden ricam lütfen üslubunu koru. Dava 2 çocuğun yani söylediğin hiçbir şey çıkmıyor bu arada ekranda. Sadece o sırada bip çıkıyor. Yani bu insan böyleyse benim evimde nasıldır Esra? Siz de oradan vallahi kendiniz hemen fırsat bulup işte şey yapmayın yani. Şimdi kendinizi korumaya yapmadan canım göreceğiz benim. Tamam. Kusura bakma. Bak ben onunla konuşurken sen karışma. Niye karışmayacağım? Tamam. Sen karışma. Bebek olarak siz mı çıktın? Karışa karışa hiç bu hale geldin. Doğru söylüyorum. Ama ben karıştım. Yürümüyorum. Doğru. Sen karışma. Siz de sessiz olun. Sen karışma. Sen kadın olsaydın tamam mı? Eşini de tamam yuvanıza toplar otururdun tamam topuğunu. Sen oturdun mu? Sen oturdun mu? Ben oturuyorum. Ben eşimdeyim şu an oturuyorum. Valla 2 tane kadın davası değil. Bunun kadınla alakası yok. Kardeşiniz Mehmet'ciğim. O zaman sen bir söyle. Söyle, bebek değil. Söyle. Kardeşim, küçücük kızla sen de küçük yaştayken birlikte olmayı, çocuk yapmayı, evlenmeyi, evcilik oynamayı biliyorsunuz. Bu çocuklar senin nüfusunda niye değil? Berna nasıl yaşı derdi küçüktü bu? Yaşı küçük olduğundan küçük dolayı. Yaşım değildi. Üstünü alabilirdin ama ya Mehmet. Ya sen beni bir dinler misin? Üstünü bak alabilirdin o zaman ben ama buradan çıkarayım. Arkadaşların yanına gideyim ben seni dinleyeyim. Bak seyirci üstünü olarak alabilirdin ama. Nasıl alabilirdin? Bak söyle ben nasıl bana aldıysam sen de alabilirdin. Yaşın tutmuyordu. 16 sen yaşındaydın. Sen alabilirdin bak sen alabilirdin. 15 yaşında beraber evlendik. Bak, 16 yaşında anne herhalde oldun. Sen alabilirdin diyorum. Ben 18 oldu, 19 oldu, 20 oldu, 21 oldu alabilirdiniz. Kaçtı ama. Efendim? Ama Şerdan bizim yerimiz değildi. Siz de o kadar bakın topuk kırıp otur diyorsunuz ya. Topuk kırıp oturmayacaktı. Çok özel hayatı diyorsunuz ya. Sizin bahsettiğiniz özel hayatın ta içi. Çünkü 2 tane çocuğun özel hayatından bahsediyorsunuz. Evet, Esra Hanım. 2 tane çocuğun, 2 tane çocuğu el birliğiyle siz ve Aydeniz. Nasıl kendinizi koruyorsunuz şu anda ekrana çıkmıyorsunuz? Haklıyım. Niye çıkmıyorsunuz ekrana?
Hayır, ekranı niye çıkmıyorsunuz? Konumda. Değil mi? Çıkmıyorum. Ha, çıkmıyorsunuz çünkü korumak istedikleriniz var. Korumak istedikleriniz var. Bu kadar basit. Buradaki de biz bunlar çocuklarını koruyor. Esra Hanım? Ben dava senin bir sözüne geldim. Dava sizin çocuklarınız davası. Bak iki tane çocuk var orada. Ya ay gerçekten bakın bazı anlarda şuradan çıkıp kaçmak istiyorum. Şu an öyle bir an. Hiçbir şey. Hanımefendi çıkartın, susturun. Çıkın. Tamam. İlkinde bahanen çok değil mi? İkincisinde, ikinci çocukta? İkinci çocukta zaten ben de fazla İkincisinde gittim. İkincisinde var abla, ilkinde yok. İlkinde zaten yok. Hı? İkincisinde ben de şüphe var dedim. Birincisinde zaten yok. Ablacığım benim. Onun soyadı ne? Onun soyadını ben bilmiyorum ki. O da Balaban, o da Balaban. Kimin soyadını taşıyor çocuklar? Annesinin taşıyor. Annesinin soyadını evet. taşıyor, ikisi de. İkincisini kabul etmeme sebebinle, şüphenin olmasının sebebiyle. Yani fazla evimde durmadığı için, babasına gittiği için, oradan hani kocaya gittiği için o yüzden ben de şüphe kaptım. Geldiğinde bana zaten çarşıya 3-5-6 aylık hamileydi. 5-6 aylık değilim bak 7 hafta 2 gün. Barıştınız mı siz peki sonrasında? Tamam. Efendim? Hani o hamile olduğunu anlamadan babasının evine gidiyor. Babasının evinde bir süre kaldıktan sonra tekrar 5-6 aylık hamileyken senin yanına geri dönüyor. Barıştınız mı o zaman? Barıştık ama evime bunu ben direkt aldım. Kabullendim. Bir tane milisem var diye kabullendim. Bu tekrardan benim evimde buzlu suru yapıp annesine Niye gitti. Niye peki kabul ettin? 5-6 aylık vardı. Hamile bir kadın var karşında. Çocuğum var diye kabullendim yani. Hamileyken çocuğu kabul ediyor muydun? Ettim. O zaman kafanda bir şüphe yok. Yoktu. Çocuğum için yoktu. Güvendim Peki çocuk ona. Doğduktan sonra niye? Ben dedi hayır bak benden gittiğinde babasına gittiğinde bir aylıkmış kendinden haberi yokmuş zaten bundan yana. Gidiyor kan ışık geliyor ben de buna güveniyorum önceden eşim ya niye güvenmeyeyim? Güveniyorum geliyorum babam diyor beni bir tane altına orayı sattırıyor. Ben de güveniyorum ağlıyor sızlıyor ediyor güveniyorum. Güvendikten sonra bunlar çıkıyor karşımıza yani. Öz babasını tanıyor muydu seninle beraberken? Öz babası derken hangisi? Sen öz babasını tanıyor musun onun? Yok tanımadım. Hiç görmedim. Ha? Hiç görmedim. Öz babasını sığınıyor. Bir tane babasını biliyorum şeyde. Hendek'te mi? GB'de mi neydi? Oturuyor. Hiç kimse hiçbir şeyini bilmiyorsun. Yok babalarını zaten tanımadım. Babalarından hiç tanışmadım. Onlar konuşuyordu benden. Evliyken de zaten babasından da konuşuyordu. Öbür babasından da konuşuyordu. Abilerin babalarından da konuşuyordu zaten. Ben senin evliyken ne zaman babamla konuştum? İki tane babandan çok konuştum. Çok sakin konuşuyorum bak çok. Ben de sakin konuşuyorum bak, şu an. Ne zaman konuştum ben hayret kalıyorum sana. Annene gittiğinizde konuştum. Sadece ben seninle sözlüyken üvey Hayır. babamla konuştun tamam. Hayır üvey Yalan babamdan konuşmadın. Kıvırma. Sonelden Taner'in babası kim? Mehmet sonucu merak ediyor musun DNA testinin sonucunu? Ediyorum. Senden çıksın ben burada oynayacağım tamam mı? Çıkmasam Vallahi çıktım oğlum arnımın Hiç akıyla çıktım. Esra ablaya güvendim. Çok kaçırmaktan Esra Hanım. Tamam. Yani ben çok istedim. Bayramlarda şimdi ablam istedi ben konuştum. Bak, dedi ki getir. Konuşma. Annem bak beni dinle bir. Annem beni oraya yollamıyor. Çünkü niye? Anne korkusu verdiği için. Ben çocuklarla çok konuştum. Annesinin telefon numarasından annesinin yanında kalıyordu bu tanrıdan. Gel seni alalım. Hakta onu getirdim. Annem rahatsızlığında babam ameliyat olduğunda onu hastaneye getirdiğimde dedi ki ne bana hani alayım getirdim hastaneye kendi de biliyor ayrıydık getirdim o hastaneye ben çıkmayacağım dedi çocuğu göstereyim tek Sen büyük çocuğun da dahil olmak üzere iki çocuğu kaç yıldır görmüyorsun? İki yıldır görmüyorum hemen hemen. İki yıldır. Evet ama şöyle görmüyordum bir ara babasındaydı bu. Hamileydi. Tam iki sene oldu bak tam görmedim. Tamam iki sene diyorum ben de tam sana iki bir sene yıldır. 10 yıl demiyorum. Peki ikinci çocuğu gördün mü? Hiç görmedim. Bir hastanede gördüm. Başka da görmedim. Hastanede gördün mü doğduğu gün? Hastanede hiç görmedim. Bir ihtiyacını gördüm. Param yoktu. Hastaneye gittin mi çocuğun doğduğu gün? Zaten erken doğum olduğu için küvezi almışlar. Nereden görebilirim ki? Tamam küvezle yani bu çocuğun doğduğunu biliyorsun. Evet. Ya dur ben şu nüfus işlemlerini bir halledeyim ikisini de aradan çıkartayım dedin yok, mi? Yok. O anda zaten bunlarla küstük biz. Bu babasından annesine geliyor. Annesinden hastaneye geliyor. Zaten küsüz bundan biz. Peki Mehmet. DNA testinin sonucunda. Tamam. Biyolojik baba sen çıkarsan.
Yarın kimliğinde tanır mısın çocukları? Ateş soyadını verir misin? Veririm, niye vermeyeyim ki? Arkalarında da dururum yani, bakarım ihtiyaçlarını görürüm. Ama şunu söyleyeyim, parasını vermem. Yarın hemen sen gidip ateş soyadını verir misin? Ben bakarım ama sana para vermem. Nerede yiyeceğim? Bana vermeyeceksin, çocuklarına vereceksin. Para vermem, ihtiyaçlarını alırım sadece. Alma lan, yarın değil gidip... ateşi çıksın ya, ama istemiyorum para bir şey pul, lan. Para pul davasından ziyade... İstemiyorum lan bir bu şey. Çocuklar... Bu çocukları alıp, ya bunlar benim yavrularım, ateş soyadını alacaklar mı yarın? Alırım. Alırsın. Evet. Çıkmazsa, size de söz veriyorum. Çıkmazsa, almazsa Melisa'nın alacağım. Hadi peki. Melisa da çıkmadı. DNA testinin sonucunu açıklıyorum. Evet. Mehmet Ateş. Efendim ablam. Çocuk Balaban'ın biyolojik babası sizsiniz. Abi, Balaban'ın biyolojik babası. Çalıp oynayacağım abi. Yok. Çalıp. Hayır vallahi söz verdim, oynayacağım. Ben içimi dökeceğim. Oynayacağım, çalıp. Vallahi oynayacağım. Hayır, hayır. Bak lütfen abla, içimi dökeceğim. Bir kere, iki dakika ya. Ya tamam, ben sana yayından sonra çalarım oynarsa. Çal, iki dakika çalın ablam. Hayır ya. Hayır, şimdi DNA'dan sonra da göbek havası oldu tamam. Olmasın yani. Şimdi hiç kimse hiçbir şeyini bilmez. DNA'dan sonra göbek havası ne diye oldu? Topa tutarlar. Suçladın halbuki, beni fark etmez. Bir dakika. Fark etmez, halbuki, fark etmez. Bu ülkede dünyaya gelen fark iki etmez. Çocuk yıllardır zevki sefadan herkes kendi fark hayatını etmez. Yaşayacak diye kimliksiz fark dolaşıyor. Baba dediğim babalığını yapmıyor, çocukları sorumsuz bırakıyor. Kimse orasında değil, DNA'dan sonra göbek havası derler. Değil kardeşim, çocukların babası da sensin. Eğer zaten çocukların babasından şüphe ediyor olsaydın o kadını hamile haliyle affetmezdin. Onunla yaşamaya devam etmezdin. Yazık ediyorsunuz. Gidiyormuş, geliyormuş, gidiyormuş, İftira geliyormuş ettiniz, da değil. İftira ettiniz, kurban oldum lan. Sen bu çocukların nasıl olduğunu gayet iyi biliyorsun. Yengene sen, şüphemiz vardı ailemizden. Alıp Nur Hanım al, topu gibi DNA testi yaptırdım. Hadi görürüm şimdi sizi ben. Seni de göreceğim Mehmet. Görüşürüz. Tamam mı? Adamlıksın işte böyle. Böyle adamsın işte sen. Senin... Benim alnım ak, yüzüme çıktın buraya. Esra abla Allah razı olsun. Hülya Hanım sizden de razı olsun. Bak gerçekten razı olsun. İki sene bu iftirayla yaşadım ben. Ben iki sene bu adamın yüzüne o iftirayla yaşadım. Şimdi... İki dünya bir araya gelecek, o çocukları sana gene vermeyeceğim. Şimdi... Berna, ben, bak, Berna bak, biraz... Bak, bak, dur, bir dakika dur. Bekleyin. Yok, vermeyeceksin de nasıl ya? Verme. Verme. Yok verme yani, ne yapabilirim? Ha, verme yani. Zaten gözün olsa bakardın lan, bakardın. Bakardın, bakardın. Dilerim Allah'tan. Ablaların da yuva tutamazsın. Bütün ailen yuva tutamazsın. Onları ben söylemem. Ben o çocuklara ana onları söylemene gerek yok. Ana çöp toplayacağım, bakacağım Mehmet. Ama sen babalığını yapamadın onlara. Benim çocuğum Melisa ne diyor biliyor musun? Anne diyor, babam geliyor diyor. Beni çirkin görmesin diyor. Saçlarımı güzel topla diyor. Babam geliyor anne diyor. Söylediler ona, babam geliyor anne diyor. Sen bu çocuğu hiç gördün mü? Kimi? Anne babam geliyor çocuğu diyor. Çocuğu TikTok haricinde gördün mü ikinci çocuğu? Gördüm. Hı? Nerede gördün? Melisa ile birlikte TikTok'ta paylaşmışlığını gördüm. Sosyal medyadan gördün. Ben dünyaya gelen o reddettiğin, şüphe duyduğun, Berna'yı iki yıldır ya bu çocuğun babası ben değilim diyerek hemzan altında bıraktığın süre içerisinde. İzle abla, rezil oldum. O çocukla hiç bir araya geldin mi? Yok gelmedim. O çocuktan görmedim. Gelmedim. Şeyle geldim, Melisa ile gördüm. Gördüm yani. Nasıl bir duygu sende ki? Ben babasız büyüdüm Memo, biliyorsun değil mi? Onları nasıl bırakıyorum Memo? Hiç mi aklına gelmiyor Memo? İşten geliyordun Melisa'nın başına oturuyordun, ağlıyordun Memo. Nasıl unuttun evladını Memo? Bunlar senin hatan oldu. Nasıl unuttun, nasıl? Senin DNA testinin sonucunda nasıl baba unuttun? Olduğunu duyduğunda üzüldün mü? Birazcık da olsa. Senden utanıyorum, kendimden utanıyorum. Neydi seni üzen? Berna'ya haksızlık yapmak mı? Yoksa çocuğu babasız bırakmak mı? Çocukları babasız bırakmak. Ona haksızlık değil. Şu anda bir çocuğun var değil mi? Bir çocuğum var. Ve
o çocuğun babası olmadan büyüdüğünü düşünsen böyle için üzülmez mi? Üzülür, doğru söylüyorsun. Ya da seni göremediğini düşünsen. Bu çocukların ondan hiçbir farkı yok ki. O da çocuk, o da çocuk. Kimden olduğu, nasıl olduğu hiç önemi yok. Hepsi çocuk. 10 kere dedim çarşıda sana. Memur, sadece şekilleri, şemalleri farklı. Gidip gidip bırakmayadan bizim de bir şüphemiz oldu yani. Olmadı değil, bir şey falan yok. Yaptırdım, alnımın akıyla yaptırdım. Hani demiştiniz ya, bulamıyoruz edemiyoruz. Karaköy'ünde bir sürü akraban varmış ya. Abi, dayı, bulun çocuklarımı da getirin göreyim niye demedin? İşte 12 a kıymış olsaydınız öyle gidip gidip bırakmazdı. Açardın boşanma davasını. Evden kovuyordun sen. Varsa evden. Çocukların, çocuklarının velayetini alırdın. O çocuklara da sahip çıkardın. Ama senin hiçbir hakkın yok Mehmet. Ne kocasın ne babasın. Var mı bir sıfatın? Yok. Var mı? Yok. Ya o çocukların dünyaya gelmesinde etkin olmasından başka var mı? Yok. Herhangi bir Mehmet. Evet. Şu Berna'nın hayat hikayesi... Vallahi dizi yaptığımız şu meşhur bir yer var da orada süper izlenir. Bak, korunacak hiç kimseniz yok. Bu bağırıyor, çağırıyor, tamam, biz sorma, kızıyoruz. Çocukları, tamam, ama sorma. Bakın hayat ona öyle bir tokat vurmuş ki sorma. Sizden tek ricam sorma. Bak. Ben Mehmet Bey, onları ama öyle ama evladınız 4 yaşındaki bir evlat hayatta onları. En kötü tecrübeyi yaşamış. Adli bir işlemde asla hakkında işlem yapılmış. Siz baba olsaydınız şu anda dış kapının dış mandalısınız. Devlet sizi muhatap almaz. Lütfen çocuklarınıza öncelikli olarak soy ismini verin. Sonra kızınızla ilgili o adli işlemde dosyaya müdahil olun. Ben de kızımı tanıdım, babasıyım. Benim kızıma bunu kim yaptıysa hesap en ağır sor. Cezayı almasını istiyorum deyin. Bu annenin kendini ifade edemeyip böyle abuk subuk konuşmasının altında onlar var. Yarın gidiyor muyuz kimlikleri çıkarmaya? Gideriz. Zaten o için gelmiştim zaten ben buraya. Çıkarsa hepsinin ikisinin arkasındayım demiştim size. Ne değişti peki? DNA testinden sonra arkasında olma kararını nasıl aldın? Programa çıkması mı? Böyle olması benim için daha hoşuma gitti. Bence. Niye hoşuna gitti? Arnavut olduğu için çıktım zaten ben buraya. Sen çıkmadın, ben gelmiştim. Çıktım. Ben başvurdum buraya. Ben aklım anca başıma geldi. Esra abla var dedim. Tersini vardı. Düşünün Berna Hanım. Çıkmasaydın ne hale gelecektin? Göbek atacak mıydın? Bu kadar yırtacak mıydın kendinizi? Yazıp bağıracak mıydın? Çok ayıp söyledin. O ne olacaktı? Zaten çıkmasaydı ben buraya çıkmazdım. Tamam işte. Ben zaten buraya çıkmazdım. Her şeyi doğru düşünmeyeceğim. Biraz da tersten düşüneceğim. Ben 2 sene baktım bu çocuklara. Testin baktım oğlum. Çıkıp çıkmaması değil zaten. Mehmet. İlk çocukla ilgili şüphen olmamasına rağmen senin sorumsuz davranma. Ya tamam da çocuğa ablacığım, ateş soyadını gidip, verme. Git gel, git gel yani güven. Ya, bir kadına hayatım, nasıl mı? Gitmiş gelmiş 2 yıldır. İki yıldır ayrısınız. Sen evlenmişsin, kendine yeni bir hayat kurmuşsun. O tamam. Çocuklara dönüp de ne kimliği çıkarmıyorsun? Var mı engelin? Yok. Yok tamam da yani güvenç yani bu demek istedim sana. Güvenç. Güvenemedim. Ne güveni ne güvenci. Güvenmedim. Bu çocuklarla yani git gel git gel güvenemedim yani. Sizin bak, aranızdaki ikinci ilişkinin çocuklarla bir etkisi ben. Yok. İkinci evlilikte daha mutluyum etkisi şu an. Etkisi yok kardeşim. Yarın gideceğiz inşallah çocukların kimliklerini de çıkartacağız sevgili seyirciler. Hep söylüyorum yani. Tamam. Baba olursunuz da babalık yapamazsınız. Anne olursunuz da annelik yapamazsınız diye. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah